Buzdolabında yine bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Hadi bildiğimiz çökertme kebabı bu sefer de Bodrum kebabı olarak karşımıza çıktı. Hep böyle bakın Enis Bey bir saniye. Masaya sağ gösterip sol vuruyorsunuz sürekli. Sağ gösterip sol vuruyorsunuz. Bildiğimiz bakın bildiğimiz yemekleri farklı başlıklarla bize farklı aynı şeyler. Şu an çökertme kebabı, Bodrum kebabı masaya gelmedi. Gelmediği için hanımefendinin buna bir yorum yapması. İsmine yapıyorum. Ben yemeğin ama tadına, Bodrum kebabı. Bakın adına, tadına, tuzuna vesaire bir şey demiyorum. Bunu çıkın 100 kişiye sorun. Herkes bunu çökertme olarak bilir. Tamam doğrudur. Efendim, Bodrum kebabıdır. Çökertme kebabı parantez içinde Bodrum kebabı yazıyordur. Bilmiyorum, hadi getir hadi. Ben görmedim hiç. Şimdi Makedonya salatası da emin olun bildiğimiz çoban salatası gelecek arkadaşlar. Göreceğiz. Yorumları nasıl buldunuz? Böreğe laf ediyorlar. Patlıcana, zilli zarifeye laf ediyorlar. Bunun adını ben mi taktım? Böyle bir yemek var yani. Ben bunu duydum, gördüm. Yoğurtlu çorbama laf ettiler. Sonra çökertme kebabım gelmeden çökertme kebabıma laf geldi. Sos pişmemiş dediler. Baştan beri masa... Biri de beğenmedi. Bana dürüstçe söyleyin Enis Bey. Zilli zarife diye bir şey var mı gerçekten? Ay niye kızmayayım? Çünkü bunu sizin bilmeniz lazım. Ben size bu zilli zarifeyi yazdım. Siz araştıracaksınız böyle bir yemek var mı diye. Dış ses olarak mı? İç ses, dış ses. Hem içimizdeki ses hem dışımızdaki ses. Bunu araştırmalı. Bana işimi mi öğretiyorsunuz? Abicim estağfurullah ben sana işini öğretmiyorum. Ama gerçekten böyle bir yemek var mı demeniz. Ben bunu bilen öğrendim ama. Bir babaannemden öğrendim dediniz bir Gaziantep'li arkadaşımdan. Babaannemden ben öyle babaannem espri olsun diye söylemiştim. Babaanne yemeği gibi hani. Benim Antepli bir arkadaşım var, ondan öğrenmiştim. Yalan mı söylediniz? Yalan değil bu ya. Yalan ne alaka? Masada en çok kimden enerji aldınız? Ne enerji? İyi enerji. Bir tek Seda Hanım'dan aldım başka şimdi. Şimdi ana yemeğe mi geçiyoruz? Evet, ana yemeğe geçiyoruz şimdi. İnşallah beğenirler bakalım, bunu da laf etmesinler. Makedonya salatası diye böyle içinde bulgurlar, nohutlar falan bir şeyler varsa ben hani öyle bir şey sevmem çok salatada. Bilemiyorum tabii hani peynir mi var bir Yunan salatası gibi peynirli, domatesli, işte soğanlı bir şey mi yoksa gene bulgurlu, nohutlu mu? Çünkü yayla çorbasına da pirinç olmaz, bulgur olur içinde dediğine göre bu Makedonya salatasında da öyle değişik bir şey olabilir. Değişik bir şey mi bekliyorsun? Evet. Yani hiç duymadığım Yıldız'da bir şey. Yıldız da dedi ki bence kesin bir çoban salatası getirecek. Onu da bizde makadonya salatası diye sunacak dedi. Bütün menü bu şekilde oluşmuş çünkü. Yok değişik bir iki bir şey olması bütün lazım. Bütün menü bu şekilde içinde oluşmuş. Açıkça söylüyorum sağ gösteriyor sol vurmaya çalışıyor. Bana diyor ya hayal dünyan çok genç diye. Evet benim ben hayal dünyam çok genç ama Enis Bey de benden aşağı kalmaz ben yani. Hiç, o da bayağı. Bir yayla çorbası hayal etmedim yani. Aranızda daha önce çökertme kebabı yiyen var mı? Evet ben yedim. Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde kesilir. Kızgın yağda kızartılır, üstünün de eti vardır, üstüne de yoğurt servis yapılır. Aynen. Yani. Domates sosu da var. Bunun adının da Bodrum kebabı olduğunu burada duydum. Bu bildiğimiz çökertme kebabıdır. Ben de her şeyin eti adını... Eti nerede bu kebabın? Eti de var. Patates daha kızartmasının önüne üstünde daha. Et, yani benim ne yediğimden bahsediyorum Seda Hanım. Benim yediğim çökertme kebabından ben de, bahsediyorum. Ben de yedim, doğru anlattım. Patates kızartması, et, üzerinde yoğurtlu sos. Yani kebap deyince hani nerenin kebabı olursa olsun hep et algımız vardır ya. Bakalım bolca et gelecek mi önümüze? Çok affedersiniz lafınızı kestim Seda Hanım. Bodrum kebabı sarımsaklı yoğurtla yenir. Ama hani belki aranızda sarımsak yemeyen olabilir. Evet. İsteyeni sarımsaksız da sunum yapabilirim. Ben hatta yoğurt da yemem çünkü bana dokunuyor. Çok az bir şey. Yok kebabı öyle yemek isterim sarımsaksız ve yoğurtsuz. Tamam. Sizler? Ben sarımsaksız. Siz? Benim de. Sarımsaksız. Benim de öyle. Benim de sarımsaksız olsun. Ben yoğursuz. O zaman buradaki hiç kimse Bodrum kebabı yemiyor. Tamam hadi sizin hatırınıza ben sarımsaklı yoğurtlu alayım. Bakalım bunu beğenecek miyim? Benim hatırıma değil. Ama bu mudur? Hayatım bu yemeğin usulü. Niye bir şey söyleyeceğim? Niye yani sarımsak istemeyince Bodrum kebabı yemiyor mu? Evet onu merak ettim. Şimdi yemek istemiyor şimdi kebapsız. Seda Hanım Bodrum kebabını yememiş mi olacak? Sarımsaksız yediğiniz için beğenmediniz. Siz şimdi yoğurt yemediğiniz için Seda Hanım kebabı tatmamış mı olacak? O zaman patatesli et yemiş olacak. Komple bütünü yemiş olmayacak. Ama öyle seviyor. Hayır. İskendersiz. İskender yoğurtsuz olur mu Seda Hanımcığım? Tabii istersen domates sadece dökerler, evet. İstersen yoğurtsuz. Yoğurt. Ama asıl şeyi onun mayası olması gereken içinde. Tamam. Yoğurda kimse hayır demiyor, sarımsağa hayır dediler.
Ama sonradan da evet dediler. Neden ama evet dediniz? Siz ne dediniz? Açıklayayım Seda ben. Seda Hanım siz ne dediniz? Ben dediniz. Yoğurt tüketmiyorum. Bana dokunuyor. Dokunuyor evet. Eyvallah. Tamam bu sizin doğal hakkınız. Ama şimdi onlar dedi ki biz önce sarımsak yemeyiz çünkü sarımsaklı yaptığımı düşündüler ya. Yok. Ha, ben de ama tabii. Hayır hayır siz söylediniz ya Enis Bey bakın. Biraz önce bana dediniz ki. Bakın. Ama hiçbiri yemiyor. Hepsi Seda sözleşti mi? Ha, ama sonradan da yiyeceğiz dediler Seda, Seda Hanım. Onu ben söyledim. Siz de dediniz sarımsak yok. Sarımsak dedi. Neden hatırı için dedim biliyor musunuz Seda Hanım? Şimdi ön yargılı gelmişsiniz. Beğenmiyorsunuz falan diyor ya. Diyecek ki gene beğenmedim Allah diyecek. Allah aşkına. Sarımsaksız yoğurtla yiyen. Yoğurdun içine doğradığın bir diş sarımsak. Hayatım bu isteğe bakın. Bağlı bir şey. Hanımlar sarımsak yemek istemiyorlar. Ama sen yemeğine güvenmiyor musun? Güveniyorum. Sen yoğurda bize sormadan sarımsağı mı kattın? Yok sarımsaksız da var da. E o zaman öyle git. Hadi git getir getiriyorsun ya. Sadece size sarımsaklı, sizlere sarımsaksız. Evet sarımsaksız. Seda Hanım şimdi şunu söylemek şey istedim ben sarımsağı. Sarımsaklı yoğurtsuz. Ve yoğurt yoksa kebap yemiş olmayacaksınız dedi ya. O ön yargımın olmadığını görsün diye kabul ettim ben böyle bir şeyi. Sonradan onun için dedim tamam senin hatırın için sarımsak ettim. Alayım diye. Yoksa sarımsağı yemiyor değilim. İyi ki hem sarımsaklı hem de sarımsaksız hazırladınız. İkisini de hazırladım. Sarımsaklı yoğurdu da sarımsaksız yoğurdu da. Çünkü ben bunların huylarını biliyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı yesek, sarımsaklamasak da mı yesek? Sarımsağı gelin etmişler 40 gün kokusu çıkmamış. Önce Seda Hanım'ınkine aklım karışmasın diye. Çok titizsiniz. Tattığınız kaşığı lavaboya bıraktınız. Evet ama ne yapayım yemeğin içine mi sokacağım onu? Dış ses. Ortaya iki yoğurt kasesi gelseydi ve isteyen istediğini alsaydı nasıl olurdu Seda Hanım? Aynen bu kaosa da gerek yok. Şimdi onu söyleyecektim. Yoktu. Aslında bu isteğe bağlı bir şey. Bir kasede çırpılmış sade yoğurt, bir kasede yine çırpılmış sarımsaklı yoğurt. Her şeyi hallederdi. İsteyen sarımsaklıdan alırdı, isteyen sade alırdı ya da benim gibi hiç tercih etmeyen olmazdı. Ben gittiğim zaman bodrum kebabı ya da çökertme neyse yediğimde ben yoğurtsuz yiyorum. Yoğurt bana dokunuyor çünkü. İşte domates o zaman sos, tereyağı sos istiyorum. Aynen. Bodrum mantısı yememiş oluyorsunuz. Onu söyledi. Biz bodrum mantısı yemiyoruz. Biz bodrum ay kebabı. Mantısı diyorum çok özür dilerim ben yanlış söyledim. Bodrum kebabı. Ha, bize şimdi bodrum kebabı gelecek dış ses. Ya da artık ne gelecekse. Çökertme kebabı gelecek Seda Hanım. Öyle mi? Tabii ki. Yani işte diyorum ya hep başka bir isim aynı şey. Başka bir isim bildiğimiz şey. Ya bildiğimiz şeyi söyle de ona göre yorumlayalım o zaman biz de. Neden bu ikilemi yaratmış anlayabilmiş değilim. Neyi olabilir sizce? Ebru niye böyle bir şey yapsın? Yani yemeklerin ismini değiştirmekle ne kazanır? Bence biraz böyle daha egzantrik bir hava katmak için böyle değişik değişik isimler yapmış. Böyle bir şekilde diyor ki orijinal bir şey yaptım ama işte yayla çorbası, işte çökertme kebabı hep bildiğimiz yemekler. Bakalım bir ne gelecek. Bir gizeme gerek yokmuş yani ama öyle bakalım tercih etmiş. Bakalım ne gelecek. Gelebilse? Gelir inşallah gelir. Bugün gelir. Enis Bey. Daha çok merak uyandırmak için mi acaba? Belki de. Enis Bey. Yemek istiyoruz, çok açız. Size yardıma gelebilirim. Enis Bey beni duyuyor musunuz? Duymaz mıyım? Güzel bir tabağa yardıma benziyor. Yardıma gelebilirim demiştim ama size. Teşekkür ediyorum. Ben gayet güzel servisimi yapacağım. Peki. Seda Hanım, ne oldu? Şey, herhalde bodrum kebabıdır bu Yıldız. Tabii öyle tabii. Öyle çökertme olmaz. Bodrum kebabı. Vallahi burada ne yediysem ismi karıştı gitti bilemiyorum. Bence biz bunu bodrum kebabı olduğunu kabul etsek iyi olacak. Çünkü çökertme böyle olmaz ki. Çökertmenin etleri daha böyle ince ince olur değil mi Seda? Yani. Ama zaten Enis Bey şunu gözden kaçırıyoruz. Çökertme demiyor ki bodrum kebabı diyor. Tamam işte demek ki onun dediği doğru. Bu demek ki çökertme değilmiş. Yalnız, bodrum kebabı. Ben baktığımdaki görseller de böyle değil. Aynı bizim dediğimiz gibi jülyen kesilmiş etler. Kızarmış patates üzerinde. Patateslerin cips gibi olması gerekmez miydi? Evet aynen. Patatesler... Biraz patatesi az gibi de geldi bana. Bilmiyorum şimdi porsiyonum da gelmedi ama etrafına sanki patates konulmuş. Benim bildiğim patatesin üzerine konulur ama bu patates de... Güzel. Sunum nasıl? Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bakalım tadına da bakarsak. Afiyet olsun. Yalnız bir çatal alabilir miyim? Tam usulünce çatal. Bu yememe kusur bulan bu yemeği daha önce içememiş. Çatal. Ben yemedim zaten. Kesin. İlk defa yiyeceğim. Çatal biz alabilir karar miyim? Verelim Enis Bey istersen. Enis Bey sağlık. Çatal alabilirsem başlayacağım. Çatal bir çatal verebilir misiniz?
Teşekkür ederim. Neşe'nin yemeği gelmedi. Hemen getiriyorum. Bana tuzlu iyi gibi gelmedi.